Bahar aylarının sonlarına doğru Türkiye'den motorumla başladığım yolculuğum Yunanistan'dan çıkışım ile başladı. Sırasıyla Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya, İtalya ve Fransa'dan sonra İspanya'ya en doğudan giriş yaptım. Dünya turumun bu bölümünde tarihin en gelişmiş medeniyetlerinden biri olan Endülüs Emevi Devleti'nin yaşadığı toprakları ve onların izlerini takip etmeye karar verdim. Yaz aylarının sarı sıcak güneşi altında dağlardan, arka yollardan ve küçücük köylerin içlerinden geçerek Arap Müslümanların Avrupa kıtasına ilk çıktıkları yer olan Tarifa'ya vardık. Öyle bir yerdeyim ki belki de dünya tarihi işte bu plajda değişti. İbni bin Tarif işte buradan Afrika kıtasından ilk defa Avrupa'ya çıkan Müslüman Arap oldu. 40-50 kişilik bir grupla buraya çıkarma yaptıktan sonra da arkasında bırakmış olduğu komutanı Tarık bin Ziyad'a haber gönderdi. Dedi ki burada her şey yolunda, buraya gelebilirsin. Tarık bin Ziyad ordularını aldı ve şu arkamda görmüş olduğunuz bugün onun adıyla anılan Cebel Tarık, yani Tarık Dağı'nın eteklerinden Avrupa kıtasına geldi. Ve şöyle bir şey söyledi ordularına. Arkanızda düşman gibi bir deniz, önünüzde deniz gibi bir düşman var. Ve gemilerini yaktırdı. Her ne kadar İdrisi yazdığı kitaplarda bunu kabul etmese de ben bu efsaneye inanmak istiyorum. Peki Tarık bin Ziyad buraya geldiğinde sadece bir askeri saldırıda bulunup buraları fethetmeye mi gelmişti? Belki de evet. Ama atlarının heybelerinde o kadar çok şey getirdiler ki buraya. Ne getirdiler? Bilim, ilim, irfan, felsefe hepsini işte o Horasan'dan, Bağdat'tan aldılar ve Afrika kıtasını geçerek buraya getirdiler. Ve o dönemde biliyor musunuz ki Avrupa Orta Çağ yaşıyordu. Bu topraklarda Endülüs tam 800 yıl hüküm sürdü. Ve şu anda bu hayatın içerisine belki de genetiğine işlediler. Tarihte o kadar önemli isimler bıraktılar ki Aristoteles'in yazdığı kitaplara şerhler yaparak kitaplar yazan, dünya ve Avrupa felsefe tarihine büyük izler açan İbn-i Rüşd. Abulkasis tıp tarihinde yeniliği sağlayan kişi. İbn-i Firnas tam 1000 yıl önce uçmayı başaran kişi. Veya Türk Anadolu medeniyetini çok derinden etkileyen İbn-i Arabi, İbn-i Meymun. Hepsi ama hepsi işte bu topraklarda Endülüs'te yetiştiler. İşte ben de burada, bu plajda, bu bilimin, ilimin, irfanın, bu büyük medeniyetin izlerini takip etmeye başlıyorum. Endülüs'teki gezim işte burada başlıyor. Alkekiraz plajından ayrılıp Tarifa'nın içlerine doğru ilerledikçe beni kasvetli, bulutlu ve rüzgarlı bir hava, sakin sokaklar ve Endülüs'ün tipik sahil kasabalarından biri karşıladı. Tarifa öyle bir yer ki bir tarafı Atlas Okyanusu, bir tarafı Akdeniz. Sırtınızı Avrupa'ya yasladığınızda karşınızda sadece 14 kilometre mesafedeki kara kıta Afrika. ...710 yılında Kuzey Afrika'da Emevi Müslümanlar varken tam karşı kıyı Avrupa'da Visigot Krallığı vardı. 711 yılında Musa bin Nusayr, Tarık bin Ziyad'ı Avrupa kıtasını fetihiyle görevlendirdi. Yaklaşık 4 ayda İspanya'nın en önemli şehirlerini fetheden Tarık bin Ziyad'a Musa bin Nusayr da katılınca iki koldan bir yılda Endülüs topraklarının kontrolü Müslüman Arapların eline geçmiş oldu. Yaklaşık 20 yılda tüm İspanya'yı fetheden Müslümanlar 732 yılında Pirene Dağları'nda Franklara yenilince bu güçlü medeniyetin Avrupa'nın daha da içerilerine ilerlemesi de durmuş oldu. La luna vieja melodía, la luna triste canción.
İspanya'nın en güneyinde bulunan bu küçücük kasabanın sokakları insanı hemen içine alıp tarih öncesi bir yolculuğa çıkartıyor. Eski duvarların ve surların çepeçevre sardığı tarifa, mimari özellikleriyle mağribi dönemin izlerini taşırken, at nalı şeklinde pencereleri, köşeli kuleleri ve tabii ki tarihi dokusuyla tam bir Endülüs kasabası. Bu topraklarda yaşayan her medeniyet kendi dini yapılarını inşa etse de Endülüs döneminden günümüze maalesef hiçbir tarihi eser kalmamış. Avlularını ve pencerelerini çiçeklerin süslediği, evlerin yan yana dizildiği, daracık taş sokaklarında sürekli turistlerin dolaştığı tarifa gerçek bir turizm merkezi. Daha kapısından itibaren orijinalliğini sürdürdüğü anlaşılan, çiçeklerle bezenmiş küçük küçük avlulu evlerde yaşam sakin bir şekilde devam ediyor. Dillerin, dinlerin, hatta ırkların birbirine karıştığı, tarihin çok önemli anlarına beşiklik etmiş tarifa sokaklarının açıldığı küçük küçük meydanlarda, günün her saati yemek yiyen insanları ve sokak sanatçılarının performanslarını görmek mümkün. Kış aylarında nüfusu yaklaşık 20 bin olan Tarifa'yı yazın yüz binlerce turist ziyaret ediyor. Coğrafi olarak çok stratejik bir yer olan Tarifa Limanı'nın hemen yakınındaki Isla del Paloma, yani Güvercin Adası'na doğru motorumla ilerlerken bir yanımda Atlas Okyanusu, bir yanımda Akdeniz kaldı. Kimileri için keyifle levande rüzgarı maalesef benim birazcık keyfimi kaçırdı. Sokaklarını, evlerini gezdiğim Tarifa'da balık pazarı neredeyse kasabanın merkezi olmuş durumda. Pazar sabah saatlerinde oldukça yoğunmuş. Benim vardığımda ise birazcık tenhalaşmıştı. Tarifa, Akdeniz'le okyanusun tam birleştiği yerde gerçek bir sahil kasabası. İnanılmaz turist var. Kitesurf. Çünkü çok rüzgarlı burası. Hatta şu anda hava çok kapalı ve levande rüzgarı esiyor. Bizim için zor olan, benim için zor olan bir şey kitesurfçiler için mutluluk kaynağı. Tarifa'nın tam merkezinde Mercado, yani pazar var. Tabii bir taraf Akdeniz, bir taraf okyanus olunca da her taraf balık kaynıyor. Buralara baktığımızda cins cins balık, belki hayatımda ilk defa görmüş olduğum balıkları da görmek mümkün. Fiyatlarına birazcık bakıyorum. Küçük küçük kalamar yavruları var.
12 euro. Bakalım. Jose, Jose. Como, como se llama? Betugo. Betugos. Betugolar 8 euro. Onlar, kocaman kocaman mercanlar var. 10 euro. Aslına bakarsanız şu anda tezgah birazcık boş. Neden? Çünkü öğleden sonra saatler. Saat 2'ye geliyor. Sabahleyin burası hakikaten balık kaynayacak. Jose öyle söyledi. Burası küçük bir balık pazarı. Yaklaşık 4-5 tane dükkan var. Hatta yan taraftaki kapanmış bile. Jose'nin işleri birazcık daha iyi galiba. Ondan kapatmamış. Ben de hem buraya bakıyorum. Birazdan tek tezgahlara bakacağım. Neler varmış göreceğim. Etrafa yayılan harika yemek kokuları insana istese de bastıramayacağı bir açlık hissi veriyor. Ben de günün ilerleyen saatlerinde İspanya'nın yerel yemeklerinin tadına bakmak için Tarifa'nın yerli yabancı tüm sakinlerinin uğrak yeri olan bir restorana gittim. Endülüs'te lezzetin peşinde koşmaya devam ediyorum. Tarifa'dayım ve bir İtalyan'ın elinden İspanyol lezzetlerine bakacağım. Bana sebzelerden bir yemek yapacak. Ahtapot yapacak, özel bir alla plancha ızgara tuna balığı yapacak ve Japonlara özgü galiba burada da yerelleşmiş tempura yapımını gösterecek. Vamos David. Vamos. Venga. Sebzeleri bir çeviriyorum. Sebzeleri tabağıma alıyorum. Correcto David. Güney'in, buraların tipik bir sosuymuş. Domates ve baharatlarla yapılmış. Özel bir ahtapot yapma şekli var. Çok uzun süre ahtapotu suyun içerisinde bekletiyorlar. Bu hale geliyor çünkü o zaman derisini yüzmek de çok kolay oluyor. Bunları temizlemek çok kolay oluyor. O yöntemi söylüyor. Suyun içerisine koyduğu şeyler, bu ahtapotu bekletirken suyun içerisine koyduğu şeyler de onun kendi sırrıymış. Onları şeflerden öğrenemiyoruz. Şimdi David ızgaranın üzerine yağ döktü ve ben buraya koyup kızartmaya başlayacağım. David şimdi bunun sırrını da bana söyledi. Dedi ki ilk önce patateslerin hepsini böyle alta koyacaksın. Ve final ahtapotları da bunun üstüne. Bir de son yemeğim de hazır. Artık lezzetin tadına bakmaya gidiyorum. Ağzım sulandı. Hangisinden başlayacağımı bilmiyorum ama en favori yemeğim ahtapot. Yumuşacık. Şunu çok merak ettim. Büyük ihtimalle kızgın yağın yapmış olduğu bir şey. Yani balığı kestiğin anda da hemen etrafındaki un düştü. Yani sanki birazcık fazla balık kokuyor gibi ama güzel. Lezzetli. Şimdi tabii ki de masanın favorisi tuna. Güzel. Hiç üstüne konuşmaya gerek yok. Gerçekten güzel. Tarifa'nın en önemli tarihi yapısı, surlarıyla şehrin birbirine geçmiş bir hayat sürdüğü Guzman Kalesi.
Tarifa'nın en önemli tarihi yapısı yine bir askeri merkez, bir kale. Gene Endülüs zamanından kalmış, yapılmış. Sonradan Hristiyanların eline geçmiş ve adı da Guzman el Bueno, yani iyi Guzman, güzel Guzman olarak anılmaya başlamış. Hikayesi birazcık hüzünlü. Guzman düşmanlarıyla savaşıyorlar. O zamanlar düşmanları onun çocuklarını ele geçiriyor ve diyorlar ki ya kaleyi teslim edeceksin ya da senin çocuklarını öldüreceğiz. Guzman vatanına veya işte dinine veya neyse o kadar çok bağlı ki çocuklarını feda etmeyi seçiyor ve bu kaleyi kurtarıyor. Kaleyi kurtarıyor, Tarifa'yı kurtarıyor. Belki de bir sürü şeyi, tarihi değiştiriyor ama maalesef ki çocuklarını kaybediyor. Kaleyi gezmek isterdim ama maalesef saat 1 ile 6 arası kapalı. Benim de çok fazla içini görmeye vaktim kalmadı. Birazcık daha Tarifa'nın içerisinde hayat nasıl devam ediyor onları görmek istiyorum. Aslında çok güzel, keyifli bir gezi yapabilirdim. Ama şimdi hemen kameramızın arkasında polisler var. Ve şunu söylediler. Biz Ağustos ayındayız. Ve yıllardır Ağustos ayında böyle bir hava olmadı. Bu da bizim şanssızlığımız diyelim. Ama olsun, burada bulunmak da güzeldi. Böyle coğrafi özelliği olan bir yerde bulunmak da çok güzeldi. Şimdi buradan çıkıp kampıma doğru devam ediyorum. Bu tarihi kasabadan ayrılıp sahil şeridini takip ederek Zahara de los Atunes'e vardım. Zahara'da dolaşırken çok güzel bir tabela gördüm. İşte menülere gittiğiniz zaman bir şeyleri görüyorsunuz. Ne nedir diye çok da bilmiyoruz. Öğrenmenin yöntemi şu. Mesela ben daha çok solomillo yiyordum Tuna'da. O da meğerse sırt tarafıymış. Ben de neden burası bu kadar lezzetli diye soruyordum. İşte 1'den 9'a kadar Tuna balığının bölümlenmiş tarafı bu. Merak ettiğiniz her şeyi burada görebilirsiniz. Zahara'da belki buranın en renkli karakterlerinden bir tanesi Piti ile beraberim. Yani motorumla geçtiğim andan itibaren işte 10 dakika içerisinde konuştuk, sohbet ettik, iyi arkadaş olduk. Çok da güzel bir şey var. 3 Ağustos'ta bir oğlu oldu. Romeo. Adını da Romeo koydu. Piti bir Arjantinli ve burada yaşıyor. Bu benim için önemli bir şey. Çünkü ben Endülüs'ü gezerken kendi bakış açımla söylüyorum. Burada yaşayan İspanyol vatandaşlarıyla konuşuyorum. Ama bir Arjantin'in gözünden bakalım Endülüs'te hayat nasıl devam ediyor onu anlayalım. Piti, how is your life in Zahara? For you have different kind of perspective because you are Argentinian, right? Yeah, of course. Yeah. How is your life in the Zahara? I mean, I arrived in this town when about 8 years ago. My ex-partner showed me the place and I was living in England there. And I once arrived here, I decided to live here and quit my job in England and everything. Mm-hmm. And since then, we're talking about 8 years ago, I'm living here. And you know, I make a documentary about Andalusia. Yeah. And do you have any idea, any information about Andalusian history? Yeah, everybody knows Andalusia was like Al-Andalus before. You know, it was half of Spain was from Muslim people, and that we have. I mean, they have here influence, just not just in the architecture. We have influence on the language as well. Many Spanish words came from Arabic, and obviously you can see not here especially, but you can see around Andalusia the architecture influence, the buildings,
you can see a lot of mosque as well. Yeah. So it's obviously used to be part of you guys. Okay. And thank you very much for all. Mucho gracias por todo, because you really, really helped me. Okay. Thank you very much again. Thank you very much for you. Zahara'da biraz vakit geçirip dinlendikten sonra kendime kalacak bir yer bulmak için yoluma devam ettim. Harika vakit geçirdiğim bir gecenin sabahında, pırıl pırıl güneşli bir hava, okyanus dalgalarının ıslattığı uçsuz bucaksız bir kumsal ve martıların kanat sesleriyle güne uyanan bir plaja uyandım. Burada olmak harika. Gerçekten çok güzel bir gece geçirdim. Çok güzel bir kamp yeri, ağaçların altında. Burada ısı farkı olduğu için geceleri çiğ düşüyor. Bir ağacın altına çadırımı kurdum. Dün akşam da çok güzel bir yemek yedim. Marketten birazcık alışveriş yaptım. İşte domates, biber, yumurta, biraz peynir. Motosikletimin çantaları bazen eşyalarımı taşıyor ama bazen de bana masa görevi görüyor, sandalye görevi görüyor. Birazdan çadırımı toplayacağım. Kendime güzel bir kahvaltı yapacağım. Endülüs'ü gezmeye devam edeceğim. İşte küçük evimi, çadırımı toplamam bu kadar kısa. 1-2 dakika sürüyor sadece toplamak. Tabii eğer hava güzelse. Topladım. Şimdi birazdan kahvaltı hazırlığına başlayacağım. Kamptan ayrılıp neredeyse hiç ana yollara girmeden, keçilerin, koyunların özgürce dolaştığı köy yollarından geçerek bu büyük medeniyetin izlerini sürmeye devam ettim. Benim maceram sizlerin keyfi olsun.